Dostluk falan. Belki bana kızacaklar. Hikaye kardeşim. Adalet istiyoruz diye bağırıyor. O işte o Abdurrahim Albayrak görüntüsü var ya. Türkiye o. Bir gram daha fazla fayda sağlayacaksa Dalic Dalic gelsin. Löw ise Löw gelsin. Jürgen Klopp'la Guardiola'yı karşılaştırıp ikisinden birini tercih etmeli bence Fenerbahçe. Ben öyle düşünüyorum. Bir taraf Cengiz, bir taraf Visic olursa mesela mükemmel olmaz mı? Asist analiz ekranlarında Fenerbahçe gündemi programıyla bu haftada karşınızdayız. Stüdyo konuğum Volkan Demir, Sarı Lacivertler'deki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Hoş geldin Merhaba Volkan. Merhaba Neslihan. Nasılsın? Teşekkür ederim. Yine bir kış havasıyla karşı karşıya. Evet, karşı inanılmaz gerçekten. Mayıs ayının sonunda. Üşüyerek geldim yani. Evet. Çok enteresan. Çok fazla yağmur, aynı zamanda çok da fazla trafik yani, tabii trafik ki. Bizi bitirdi. Aynen. 1 saat 15 dakikada geldik. Çöktük aynen. Yani enerji bitti şu evet. anda. Evet ama olsun, şimdi ben senin enerjini yerine getiririm. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşacağız tabii. Ali Koç'un dün basın toplantısı vardı. İkinci kez aday olduğunu da açıkladı. Evet. Başkan adayı olduğunu da açıkladı. Aynı zamanda transferlerle ilgili konuşmalar oldu. Bir de TFF'ye değindi. TFF'yi eleştirdi diyebiliriz aslında ve hatta bu sezon özelinde sıralamada TFF'nin etkisinin de büyük olduğunu söyledi. Bu açıklamaların yanında aslında bu sezonun genel olarak senden değerlendirmesini almak istiyorum Fenerbahçe adına. Sence Fenerbahçe nasıl bir sezon geçirdi? Ali Koç'un dediği gibi TFF'nin bunda etkisi var mıydı? Yoksa tek sorun Fenerbahçe'de mi? Şimdi en başta o kısımla başlayayım. Federasyon kısmıyla başlayayım. Bir kere şampiyonu hakemler tayin etti dersem çok büyük haksızlık yapmış olurum. En başta onu söyleyeyim. Yani bu hangi takım için olursa olsun, Galatasaray'da olsaydı, Fenerbahçe'de olsaydı, Trabzonspor'da olsaydı bu kelimeyi kullanmak, bu cümleyi kurmak büyük haksızlık. Çünkü gerçekten her takım 40'ar tane maç yaptı, çok ciddi emek sarf ettiler. Burada ne Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım, ne Galatasaray'ın, onlar da sonuçta öyle ya da böyle tabii son maça kadar Fenerbahçe'de aynı şekilde Sivas'ı yenseydin şampiyondun vesaire. Bu ayrı, işin bu ayrı kısmı. Yani ben direkt şampiyonu hakemlerin belirlediği gibi bir cümle kesinlikle kurmam. Fenerbahçe özelinde bir hakem değerlendirmesi yapmak istiyorum. Bu sene gerçekten Fenerbahçe için VAR uygulamalarındaki standartsızlığı söylememiz lazım. Yani şimdi bak hiç gerilere falan gitmiyorum. Böyle yok sezonun başında şu olmuştu falan olmuştu falan olmuştu değil. Sivas maçı 2-0 dakika 65-66 Hapis hisseye yapılan bir pozisyon var. Ya ben o pozisyonun çok daha hafiflerini penaltı olarak değerlendirildiğini gördüm. Burada Fenerbahçe olduğu zaman konu ya da biraz daha bazı hakemler üzerinde özellikle mesela Halis Hoca olsun. Yani bazı hakemlerin Fenerbahçe'yle enerjisi tutmuyor. Orada o penaltıyı versen Fenerbahçe kazanabilirdi demiyorum. Ama farklı bir hikaye olabilir. Şimdi dön geri Mametya, Malatya maçı 2 puan. Yani çok son haftalar bunlar hep. Emre Belezoğlu dönemi. Kritik haftalar tabii. 3 tane puan kaybetti zaten. Bir Malatya beraberliği, Alanya beraberliği, Sivas mağlubiyeti. Değil mi? Burada Sisse'den bahsediyorum. Burada Mametiyam'dan bahsediyorum. Malatya maçında Mametiyam'a verilmeyen bir penaltı var. Hakem mesela yine aynı. Ya burada ben Halis Özkaya Fener düşmanıdır falan öyle bir şey kesinlikle söylemiyorum. Gerçekten değerli bir hakemdir. Süper Lig'de çok performansı, istikrarı olan bir hakemdir. Hakemlik yeteneklerini ben zaten hani tartışabilecek bir adam değilim. Öyle bir hakem uzmanı falan değilim. Ama yani bazı hakemler nedense hep Fenerbahçe maçlarında denk geliyor. Yani tesadüfle mi açıklanıyor yoksa o hakemin mesela bir Sergen Hoca dedi ki Halil Umut Mener'le bizim enerjimiz tutmuyor kardeşim dedi. Hani bir hatadan bahsedemiyoruz ama teknik adam bunu söylüyor. Evet. Maç içindeki yönetiminden dolayı. Fenerbahçe'de de bence buna benzer Halis Özkahya ve benzeri hakemler var. Ya eminim ki böyle düşünen Galatasaray taraftarları da vardır, Beşiktaş taraftarları da vardır. %100 bazı hakemler Galatasaray'a uyum. Mesela Fırat Aydınus için söylerlerdi. Evet, evet. Gerçi bıraktı o artık hakemliği de. Evet. Fırat Aydınus mesela Galatasaray için uyumaz derler vesaire. Yani çok da ısrar etmemek lazım sanki o hakemlerin üzerinde. Hani bir takımla uymuyorsa yapmasınlar. O hakemleri vermesinler. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin, yeni dönem Ali Koç yönetiminin yapması gereken bir numaralı iş. Nedir? Senin eğer o hakemle enerjin tutmuyorsa sen o hakemi o maça getirtmeyeceksin. Çıkıp şunu demeyeceksin tabii. Halis Özkaya'yı bir daha maçlarımızı istemiyoruz değil. Sen gerçekten o kadar güçlü olacaksın ki federasyon sana o hakem atayamayacak. Ama buna yönetim karar verebilir mi? Bu tamamen federasyonun yönetim, kararı değil mi? Yönetim karar veremez ama öyle bir ortam yaratırsın ki federasyon o hakemi sana atamaya çekinir. Şimdi Fenerbahçe'den hiç kimse çekinmiyor. Çok açık ve net söylüyorum. 10 yıldır bu böyle. 3 Temmuz'dan bu yana böyle. Bak Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da federasyon üzerindeki tahakkümü Fenerbahçe'den çok çok daha fazla. Hatta aksini söylüyorum. Hani nötr kalsaydı federasyon-Fenerbahçe ilişkileri
Federasyon Fenerbahçe'ye zarar vermeseydi, nötr kalsaydı belki Fenerbahçe'nin bu 7 yıllık, 7-8 yıllık kupasızlık durumu olmazdı. Çok bak, bu yılı konuşuyoruz ya, geçen yıla gitmeyelim yani. Geçen yıl, bu yılın 10 katı filan hakem konusu. Evet. Şimdi ben mümkün olunca biliyorsun hani futbolda kalmaya, haber vermeye, bilgi vermeye çalışan bir gazeteci. Mümkün olduğunca tabii. Kalamıyoruz. Çok biz zor de oluyor. Genelde ya giriyoruz, girmiyoruz değil. Evet. Hani hakem konuşulmaz vesaire diye bir şey yok ama yani bu gerçekleri de dile getirmediğimiz zaman şimdi ben yolda Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştım. Adam diyor ki abi her şeyi anlatıyorsun da yani hakemler de bizi bitirdi diyor adam. Şimdi haklı. Haklı adam. Şimdi Sivas maçı hiçbir şey olmasa ya, hiç bütün 38, geri kalan 38 haftayı geride bırak. 39. maç Sivas Spor. Ver abi penaltıyı. Niye vermiyorsun yani? Görüyorsun da. Şimdi bu tabii geçmişte kalmış. Artık Beşiktaş şampiyon olmuş. Bunlar apayrı şeyler. Ama dediğim gibi gelecek sezondan itibaren mesela Ali Bey dedi ki bundan sonra kuralına göre oynayacağız. Evet. Bu ülkede çok açık ve net söylüyorum. Beyefendilik, kibar dil falan işe yaramıyor. Çıkacaksın, bağıracaksın, çağıracaksın. Ha, Ali Koç yapamaz bunu. Çok beyefendi bir insan. Hakikaten yani şimdi biz bile yani birebir de muhatap olduğumuzda hani bize bile çok saygın davranıyor vesaire. Ama Türkiye'de bu başkan modeli tutmuyor. Ali Koç Fenerbahçe'nin başına devam edecekse bu savaşı verebilecek yöneticilerle devam edecek. Şimdi çok değerli isimler var. Tek tek isimlerini saymak istemiyorum. Futbol takımı içinde, basketbolda, iletişimde Simla Hanım mesela. Hani bir kadın olarak ilk onun ismini söylemek evet, istedim. Çok başarılı. Evet, kesinlikle. Metin Bey var iletişimde. Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Sertaç Komsol. Yani çok değerli isimler var. Ama bu kavga öyle bir kişiyle iki kişiyle olacak bir şey değil. Beşiktaş nasıl? Hafta içi Ahmet Nur Çebi konuşuyor. Basın toplantısında Sergen Yalçın konuşuyor. Maç bitiyor Emre Kocadağ konuşuyor. Adamlar üçlü kıskaç. Hayır, strateji ama doğru. Onun yani şöyle, sonuç aldı mı? Bunu doğru buluyor musun Volkan? Ya yani ben şimdi bak şöyle bir kural var. Sen bunu doğru buluyor musun? Ben doğru bulmuyorum. Ama şunu söylemek istiyorum ben sana. Oyunun kuralı bu. Ali Koç diyor ki ben oyunun kuralına göre oynayacağım. Oyunu kuralına göre oynayacaksan Sayın Başkan, yanına gerçekten kavgadan bıkmayacak adamlar bulacaksın. Çünkü kendisi yapamaz. Çok enteresan. Yani ne demek istediğini anlıyorum ama şimdi izleyici olarak da baktığında her maçın ardından Galatasaray'da konuşan birisi var, Beşiktaş'ta konuşan birisi var, Fenerbahçe'de konuşan birisi var. Sürekli biz yönetici dinliyoruz. Her maçın ardından. Doğru. O hakemi konuşuyor, o TFF'ye bir şey söylüyor, o diğer oyuncuyla alakalı konuşuyor vesaire derken bu sefer tamamen futbolun doğru içinden çıktığımız bir ortam ortaya çıkıyor. Yani, o zaman şöyle bir ortak karar alınacak, kimse bir açıklama yapmayacak ya da Fenerbahçe bunun dışında kalmayacak. Evet, anlıyorum. Yani bence temel de bu. Yani Fenerbahçe yönetimine yapabileceğim temel eleştiri bu. Devamında tabii şunu söylememiz lazım. Şimdi 3 yılı ben komple hakemlere bağlarsam, zaten konuşmamın en başında söyledim. Yani çok başarısız bir durum var. Hı hı. Ali Koç gibi bir ismin kaldıramayacağı, hele Ali Koç gibi bir ismin hiç kaldıramayacağı çok başarısız bir dönem var. Şimdi 6-7 bu sezon üçüncüsün. Aldığın en iyi sonuç bu. Yapılan transfer sayısı ortada. Harcanan para ortada. Tamam Ali Bey destek veriyor, sponsor, hibe vesaire. Onu söylüyoruz zaten. Her yayında ifade ediyoruz. Ama işin bir boyutu da sen bu verdiklerini sportif olarak geri alıyorsun. Yani geri alıyorsun derken çöpe gidiyor. Sportif başarı gelmediği için kulübün durumunda bir düzelme gerçekleşmiyor. Sonuçta ne olursa olsun ortada bir başarısızlık var. Başarısızlık var ve bu başarısızlığın en başta az önce de söyledim. Kavgadan, dövüşten kaçmayacak adamlar yönetiminde. Ve dostluk falan belki bana kızacaklar. Hikaye kardeşim. En iyi başkan, en araları en iyi olduğu başkan Ahmet Nur Çebi'ydi. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin sezon içerisinde kaç kere Fenerbahçe'ye imada bulunduğunu ben hatırlamıyorum. Dembaba dedi, Hatay dedi, Rize dedi. Hani bunlar bizim karşımızda, niye bizim karşımızda? Yani hani bir şey ima ediyor. Ve Josef bu imalarına karşılık bulamadı. Josef de Souza'yı çıkarıyorsun, işte ekstra prim vermişler diyor mesela maçtan sonra. Şimdi bunları alt alta koyduğunda hani çok öyle dostluktan falan da bahsedemeyeceğiz yani. Açık ve net. Dost olan camia ya da dost olan başkan bunu yapmaz çünkü. Şimdi ben senin dostunsam ben sana bir yüz kızartıcı bir suçla gelmem. Neslihan'cığım sen bu işi mi yapıyorsun tabii falan ki diye sormam yani. Eğer dostsak ama değilsek hakkında konuşurum. O yüzden bu dostluk falan da dostluğu falan da bir kenara koyalım. Ben çok net söylüyorum. Ha şu kazandıktan sonra dost olalım. Mesela Sergen Yalçın çok güzel kavgayı dövüşü yaptı. En son finalde ya kırdığım olduysa özür dilerim. Sen de mesela şampiyon ol özür dile ondan sonra. Yani strateji bu olmalı. Türkiye'de gerçek bu kardeşim.
Evet, yapacak bana, bir şey yok. İngiltere'de yaşamıyoruz. Evet. İngiltere'de yaşasaydık. Oyunu kuralına göre oynamak İngiltere'de diyorsun. İngiltere'de yaşasaydık ben derdim ki evet Fenerbahçe Beşiktaş alkışlamalı. Şampiyon olanı alkışlayalım. Beyefendi olalım filan. İngiltere'de, bunlar İngiltere'nin kuralları. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin kuralları bu. Buna göre davranacağız. Çünkü orada futbol sadece saha içinde oynanıyor. Burada... Maalesef öyle. Evet. Maalesef öyle. Bizim ülkemizde ben 30 yıldır takip ediyorum. Çocukluğumdan dahil olmak üzere. 30 yıldır takip ediyorum. 30 yıldır aynı muhabbetler. O yüzden yok biz dostuz, ezeli rakip, ebedi dost falan filan hikaye hepsi yani. O yüzden bu işleri Ali Bey değiştirmek istedi ilk 3 yılında. Bence artık vakit tamam. Olmuyor. Tamam, evet. Sen de değiştiremedin. Devam et abi. O zaman sen değişeceksin yani, diye. Yani şöyle, dünyayı değiştiremiyorsan kendi dünyanı değiştir diye, evet, bir laf var. O yüzden bence kendi dünyasını değiştir. Yani önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'nin ilk stratejisi bu olmalı diyorsun. Ve zaten çok daha agresif bir yönetim görecek herkes. Bunu bakalım, da söyleyeyim. Böyle bekliyoruz. Efendi, işte Susan mesela bir açıklama yapıyor rakip. 5 gün susuyorlar. 6. gün açıklama yapıyorlar. Konu geçmiş, gitmiş. Şu anda hemen olmayacak. Konuştu mu hemen yanıtı yapıştıracaksın. Türkiye böyle. Şimdi bana diyecekler ki... Bir anlamda psikolojik savaş aslında. Şimdi bana diyecekler ki ya bu işte yakışıyor mu sana? Sen nasıl spor yorumcususun falan. Abi ben hikaye anlatmıyorum. Gerçek bu. Gerçek bu. Türkiye'de durum çıkıyor, böyle. Çıkıyor Abdurrahim Bey adalet istiyoruz diye bağırıyor. O işte o Abdurrahim Albayrak görüntüsü var ya. Türkiye o. Abdurrahim Albayrak neden bu kadar başarılı bir yönetici? Her konuda presi her an yapıyor, anlık yapıyor. Evet. Fenerbahçe bekliyor 5 gün. 5 gün bekliyor. 6. gün işte VAR operatörü şöyleydi vesaire böyleydi ve açıklama yapıyor. Yani böyle de zaten Fenerbahçe taraftarı hiç tatmin olmuyor. Olmuyor ve zaten bir etkin de kalmıyor. Evet. Bir etkin de kalmıyor. O yüzden bu konularda bence çok da agresif olunmalı. Şunu da ifade edeyim. Yönetim ciddi oranda değişecek. Hani bilgi olarak da onu söyleyebiliriz. Benim duyduğum kadarıyla bir 6-7 en az 6-7 kişi yeni isim olacak. Belki daha fazla. Hani benim duymadıklarım da olabilir. Böyle sağlam, Ali Koç dışında ekonomik olarak katkı sağlayabilecek isimler olacak. Bununla birlikte daha önce de söyledim. Böyle işte medyada, basında kavga dövüş işin içine girebilecek isimler olacak. Ve bu 3 yıl Ali Bey'in tecrübe kazanma dönemi olarak bakalım. Ki zaten taraftarın da çoğunu çok eleştiriyorlar ama finalde hep şu cümle oluyor. Ya Ali Koç git. Kalsın da şu ekibini bir değiştirsin. Hani evet, genel evet, olarak bakış oluyor. Açısı bu. Yani başkana karşı yine bir kızgınlık, kırgınlık var şampiyonluk olmaması dolayısıyla. Ama finalde bir ekip değişmesi durumu. Yani başkan yine kalsın, yine ekip değişsin şimdi vesaire. Şimdi telafi dönemi Fenerbahçe'sin. Yani bu sezon gerçekten, yani gerçi şu an içinde bulunduğumuz sezon için de hep bunu söyledik. Çok önemliydi Fenerbahçe adına ama bu sefer gerçekten ekstra çok önemli Fenerbahçe için. Her yıl önemli ama bu yıl artık iyice burasına geldi milletin. Evet. Bu sene hiç hata yapmayacaksın. Ne teknik direktörde, ben buradaki yayınlardan herkes biliyordur. Ben Emre Belezoğlu'nu çok seven bir insanım. Hani kişisel olarak karakterine büyük saygı duyuyorum. Bugün Şenol Hoca'nın bir açıklaması var. Yani o hırsıyla hangi işi yaparsa yapsın başarılı olur diyor. Ben de benzer düşüncelere sahibim ama mesela yönetim daha iyisini buldu mu Emre Belezoğlu'ndan? Hemen onu getirsin. Yani hiç ben... dost, arkadaş, saygı, sevgi, hatır, gönül evet, bunların hiçbiri yok. Çok açık ve net söylüyorum. Çok profesyonel ilerlemesi gerekiyor Fenerbahçe. Volkan Demir'den daha iyisini mi buldunuz abi? Ben kendimi de koyuyorum hani Emre Belezoğlu'ndan çık. Volkan Demir'den daha iyisini bulduysanız Volkan Demir'i de getirin. Onu da getirin. Onun yerine de adam getir. Açık ve net söylüyorum. Hiç hataya tahammül olmayan, tek en ufak bir boşluk bırakılmayan bir sezon olması lazım. O zaman hemen o konuya gelelim Volkan. Çünkü Ali Koç'un transferlerle ilgili de açıklaması oldu. Aslında bu sezon baktığımızda çok fazla transferi vardı Fenerbahçe'nin. Önümüzdeki sezon için bu kadar bir yığılma beklenmiyor. Evet. Çok böyle kritik bölgelere 1-2 dokunuş gibi transferler söz konusu olacak. Ama onun öncesinde tabii ki teknik direktör belirsizliği var. Gerçi Ali Koç 1 Haziran'a kadar bu işi bitirmiş olacağız dedi. Emre Belezoğlu'yla devam edilecek mi? Hala konuşulan konulardan bir tanesi Löw var. Tabii. Dalic var. Onlar bu geçen seneden kalmış isimler. Aynen öyle. Bu isimler de yine gündemdeki isimler. Şimdi, neler söyleyeceksin? Şimdi 1 Haziran'a kadar bu işi çözeceğiz dediyse ben bunu anlıyorum. Yani burada az önce de söyledim. Kim daha iyisi o gelsin. Hiç benim umurumda bile değil. Ya söylüyorum yani. Emre Belezoğlu'nu çok sevmeme rağmen. 1 gram daha fazla fayda sağlayacaksa Dalic gelsin. Löw ise Löw gelsin. Hiç benim için fark etmez ama 1 Haziran'a kadar ben bu işi çözeceğim dediği için bence Emre Belezoğlu'yla devam edecek. Şimdi çünkü Avrupa Şampiyonası tabii var. Euro 2020 var. Yani oradan
nasıl getireceksin 1 Haziran'a kadar? Aynen. Ha, belki isimler... açıklayıp bir ay bekler mi acaba diye düşünüyorum da o da Fenerbahçe yani, için evet. Ciddi bir zaman kaybı gibi duruyor. Kısacası ben basın toplantısından aldığım izlenim Emre Belözoğlu'yla devam edilecek gibi sanki. Öyle görüyorum. Çünkü Türk hani... Türk bir aday, ben kafamda çok sorguladım Türk aday kim olabilir diye. Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırma potansiyeli olan isimler. Emre Belözoğlu'ndan başka da isim yok. Şu anda Türk olarak söylüyorum. Okan Buruk. Okan'ı geçen sene, Okan Hoca'yı geçen sene bir görüşme olmuştu ama yani onun farklı beklentileri var, onun farklı hedefleri var. Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme olacağını zannetmiyorum. Emre Belözoğlu gibi duruyor şu anda. Benim şeyden aldığım bak basın toplantısına tamamen izlenim olarak söylüyorum bunu. Ben öyle hissettim. Bu arada transfer politikasının da 1 Haziran'a kadar büyük ölçüde netleşeceğini söyleyebilirim. Yani ya zaten şimdi 1 Haziran'a kadar netleşecekse zaten bunu hazırlayacak kişi yine Emre Belözoğlu olacaktır. Tabii yani evet. Şimdi yeni bir teknik direktör geldi diyelim. Joachim Löw. Evet. Yine Emre Belözoğlu'nun hazırlayacağı rapora göre bir hareket olacak. Çünkü takımı tanımıyor ki. İstediği kadar Löw olsun, istediği kadar Dalic olsun. Mert Hakan'ı tanıyor mu? Tanımıyor yani. Tanımıyor, evet. Yani ne yapabileceğini biliyor mu? Bilmiyor. Hani onunla ilgili mutlaka bir background, onu bilen birinden bir bilgi alması lazım. Kısacası Emre Belözoğlu bir şekilde bence bir yıl daha sanki devam edecek gibi duruyor. Peki senin fikrini merak ediyorum. Sence mantıklı bir karar olur mu Emre Belözoğlu'nun devam etmesi? Yani... Fenerbahçe taraftarı daha tecrübeli bir isim ister mi Fenerbahçe'nin başında? Bunu daha önce de ifade ettim. Şimdi burada ben görüşümü belirttiğim zaman az önce söyledim. Tamam sen belirtme görüşünü. Hayır yine belirteceğim. Tamam. Yok söyleyeceğim. Ama şöyle ben bir şey söylediğim zaman işte Emre Belözoğlu'nu çok seviyorsun. O yüzden böyle yapıyorsun falan filan evet. Gibi mesajlar geliyor. Bir de öyle bir durum var. Doğru. Şimdi şunu söyleyeyim. En baştan... Cümlemi tekrar ediyorum. Volkan Demir'in yerine daha iyisini bulursanız, bir gram daha fazla fayda sağlayacağını bulursanız onu getirin. Bak kendimi koyuyorum. Emre Belözoğlu'nu geç. Emre Belözoğlu'dan bir gram daha fazla fayda sağlayacak bir teknik adam varsa onu getirsinler. Ha şimdi benim görüşüme gelelim. Tecrübesiz. Bir bu. İki, sportif direktörlük döneminde iyi geçirdi ama mesela hatalar da yaptı. Tabii. En büyük hatasını hep söylüyoruz Samat'ta. Bu hatalardan ders çıkarması lazım. Onun dışında ekip Volkan Demirel yine Fenerbahçe için çok değerli bir isim, lider bir isim. Belki gelecekte Emre Belözoğlu'ndan sonra veya birkaç yıl içerisinde başka bir tecrübeyle Fenerbahçe takımının başına da geçebilir. O potansiyeli olan bir adam. İki, ekip. Ekibi güçlü tutacaksın. Okan Hoca çok genç bir teknik adam olarak başladı. Fakat yanında çok tecrübeli İrfan Hoca vardı, İrfan Saraloğlu. Ve çok yararını da gördü. Çok yararını da evet. Gördü. Belki de kariyerinin şu an bu seviyede olmasının sebeplerinden biridir yardımcı antrenörü. Şimdi Emre Belözoğlu'nun da böyle bir modele gitmesi lazım. Kim yanına, olabilir? İşte Erdinç Hoca geldi ama bence daha da güçlenmesi lazım oranın. Yanına gerçekten çok iyi bir ekiple tek başına üstlenmeyeceksin o görevleri. O sürekli sırtında küfe taşımayacaksın. Dağıtacaksın. Sen lider olacaksın. İşte ya da bunu tamamen yüklenecek bir teknik direktör olabilir mi? Yani yanında tecrübeli bir yardımcıya ihtiyaç duymayan tecrübeli bir teknik direktör. Şunu söyleyeyim. O konuda da şimdi bizim kulüplerimizin ekonomik durumları, ben bunu her yaz transfer döneminde söylüyorum. Ekonomik durumları çok iç açıcı değil. Hiçbirinin değil. Sadece Fenerbahçe evet. için söylemiyorum bunu. Bugün Galatasaray dese ki Fatih Hocam senin sözleşmen bitti. Biz de artık bir yeni bir şey söylemek istiyoruz. Yani yıllardır Fatih Terim. Biz sana teşekkür edelim. Hadi sen yoluna ben yoluma. Döndün Avrupa'ya. Tamam. Getireceğin adam bir ilk soracağı, maaşından önce soracağı soru şu. Bana ne bütçe veriyorsun? Doğru. Bana ne bütçe veriyorsun yanıtı 4 büyük kulüpte. Trabzon'u biraz daha ayırıyorum. Onların biraz daha iyi durumu. Çok borç çıkıyor. 4 büyük kulüpte bana ne bütçe veriyorsun sorusunun yanıtı 0. Bütçe yok. Para yok. Para yok. Fenerbahçe bugün, çok bak eleştiriyorum bunlar apayrı şeyler. Bugün Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığı ben bırakıyorum kardeşim dese. Gelecek başkanın 1 milyar TL ile gelmesi lazım. Gelecek sezonu çıkarabilmek için ha. Doğru. Borçlar falan değil yani. Gelecek sezonu çıkarabilmek için 1 milyar TL ile gelmesi. Ciddi sıkıntılardan. Vadesi gelen borçlar var sezon içerisinde, oyuncu ödemeleri var. Zaten gecikmiş faiz yiyen borçlar var. Onları çoğu TL'ye çevrildi ama yani mali anlamda halen darboğaz da değil artık yani boğulmuş bir takım var. O yüzden Joachim Löw. Şimdi ben de vizyoner bir adamım. Böyle olunca vizyoner oluyorsun. Bence Guardiola gelmeli diyorum ben mesela. Şimdi arttırıyorum Löw'ün üstüne çıkıyorum. Bence Guardiola gelmeli yani Fenerbahçe'nin başına. Jürgen Klopp'la Guardiola'yı karşılaştırıp ikisinden birini tercih etmeli bence Fenerbahçe. Ben öyle düşünüyorum.
Ama büyük düşünüyorsun. Hayatı ya işte ben çünkü vizyoner bir adamım. Lan böyle konuşunca vizyoner diyorlar. Evet. Mesela ama ya hayatın gerçekleri var işte bak şöyle böyle dediğin zaman ya sen tabii. Ne kadar küçük düşünüyorsun falan diyorlar. Neyse 10 milyon euro yıllık maaş vereceğim bir teknik durumun direktör. Yok senin teknik aynen. Direktöre. Aynen. Ya Philip Koku 3 yıllık geldi. 3 milyon euroya geldi. Vesaire vesaire. Allah'tan hani gönderilirse bir yıl tazminat alırı kabul ettirmişler. Yoksa 3 yılda da alırdı yani. Örnek. Philip Koku bu adam şu anda nerede? Yok yani. Şu anda piyasada yok. Tamam Hollanda'da şampiyonluk kazandı. Hollanda'da zaten ya PSV yani oluyor, birazcık gerçekleri konuşmak lazım diyorsun. O yüzden ne kadar gerçekçi bakarsak o kadar doğru ya, bilgilendirmiş oluruz. Bielitsa geçen sezon. İsmi geçen adam. Evet. O bile işte şartlar vesaire. O bile ağır geldi Fenerbahçe'ye. Şartları ağır geldi. Evet, doğru. Yani bunu söylediğim zaman ben şunu demiyorum. Yabancı teknik adam gelmesin, şu gelmesin, bu gelmesin. Öyle bir şey söylemiyorum. Gelsin. Guardiola gelsin. Jurgen Klopp gelsin. Ama gerçekler var kardeşim. Gerçeklerden bahsediyorum ben. Gerçekler, hayaller Guardiola, gerçekler Emre Belözoğlu. Yani anlatabiliyor muyum? Burada Emre'yi küçümsemek açısından söylemiyorum. Tabii ki. Ama Galatasaray için de aynı durum geçerli. Şöyle, Beşiktaş için de aynı yani durum Emre geçerli. Belözoğlu da bir karşılaştırma yapsa, şimdi Guardiola'yla, yani Guardiola'nın tecrübesiyle bir kere Emre Belözoğlu'nun tecrübesi tartışılır bir durum değil. Değil yani. Ki. Eşit değil zaten. O yüzden yanlış anlaşılacağını düşünmüyorum. Hayır şöyle hani Emre Belözoğlu... ucuz ve işte kalitesiz falan gibi bir anlam çıkmasın. O anlamda söylüyorum. Hayır, belki de çok büyük bir teknik adam olacak ki evet. Bence olacak. Bence de olacak. Ama şu anda hani bu sezon aciliyetimiz var. En iyisini getirelim. Edirne'yi geçtiğin anda okur Euro'ya döndüğü anda geçmiş olsun. Aynen. Yani. Orada sıkıntı başlıyor. Büyük sıkıntı işte. Başlıyor yani. Volkan şimdi biraz isimler üzerinden gidelim. Tamam. Birkaç isim vardı sormak istediğim. Fenerbahçeli taraftarlarında oldukça merak ettiği. Öncelikle genç isimlerle alakalı çalışmaları devam ediyor Fenerbahçe'nin. 18 yaşındaki Enis Destan için transfer girişimleri başladı. Altınordu'da forma giyiyor. Evet. Çok da iyi bir performans sergiliyor. Bununla ilgili bir bilgin var mı? Hemen onunla başlayalım. Enis var. Daha önce de söyledim. Barış Alper Yılmaz var. Burak var Bursa'dan. Yani evet. Fenerbahçe'nin listesinde olan genç oyuncuları sayıyorum kısa kısa. Çağatay var Kasımpaşa'dan evet. Ayrılan sözleşmesi biten. Yani toplamda böyle 4-5 tane iyi genç milli takımlarda oynayan kaliteli oyuncu takip ediyorlar. Yalnız Enis'le özelinde bir parantez açayım. Enis için Türkiye'den bir takımın alması zor diyorlar. Evet, Bundesliga'dan da çok fazla ekip varmış çok ilgilenen. Çok takip ediliyor ve şunu ifade edeyim. Ciddi manada bence o çocuk Türkiye'den yani hani direkt ikinci ligden yani TFF1'den tabii daha belli olmaz. Belki Altınordu çıktı. Bir kazandı evet, da ilk maçını. TFF1'den direkt hiç Süper Lig oynamadan Bundesliga'ya gidebilir diyorsun. Bir takıma gidebilir çünkü yani Zeki de öyle gitti biliyorsun. Evet tabii. Şu an Lille'de Lille takımının sağ beki Fransa şampiyonu olacak inşallah. Enis de böyle direkt hiç Süper Lig'e uğramadan devam edebilir. Çok yetenekli bir oyuncu. Bence bizim yani 3 büyük 4 büyük için biraz maaş biraz pahalı bir transfer olacak. Çünkü takip eden ciddi takımlar var. Ama Fenerbahçe'nin ilgisi doğru. Yani onu söyleyebilirim. Diğer genç oyuncularla birlikte hepsini söyledim. Birçok oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor genç olarak. Tabii bunların kaçını alabilecek? Bütçe neye müsaade edecek? Hep birlikte göreceğiz ama dediğim gibi 4-5 tane takip edilen çok genç ve gelecekte mali olarak da katkı sağlayabilecek oyuncular var. Evet. İzlemesi de çok keyifli oluyor zaten öyle değil mi? Genç oyuncuları izlemek. Aynen. Bu arada bütçe yaratma açısından tabii gidecek oyuncular var. Ozan Tufan büyük ihtimalle gidecek gibi duruyor. Crystal Palace'ın 20 milyon euroluk bir teklifi var. Onun haricinde Gustavo ile yollar ayrılacak mı Volkan? Gustavo için bence iki tane yol var. Birincisi eğer bu planı kabul ederse yani Emre Belözoğlu'nun devam ettiğini varsayıyorum. Emre Belözoğlu'nun devam ettiği senaryoda Gustavo yine ana planda olmaz. Şimdi Gustavo ana planda olmadığı bir takımda bir sezon daha kalmak ister mi? Bu birinci soru. Bence istemez. Ayrılmak isteyecektir. 2. Fenerbahçe ana planında olmayan bir oyuncuya 3 milyon euro civarı maaşı ne kadar ödeyebilecek? Bence Fenerbahçe yönetimi kalırsan indirim istiyoruz diyecek. Bence böyle bir yol izlenecek. Veya Gustavo da diyecek ki ben gidiyorum benim bonservisim benim veya işte ben şu kulübü buldum şu kadar teklif getiriyor bana müsaade edin diyebilir. Yani iki tane ihtimal var bence. Şey geldi aklıma da bir anda gidiyorum bütün aşklar yüreğimde diye doğru kan çıktı evet. Ya. O da öyle Sezen Aksu'dan bir şarkıyla Fenerbahçe'den ayrılabilir. Yani şimdi kabul edelim ki nasıl Samatta'yı ne diyoruz? Yani bu maliyetle evet. Kullanmayacaksan. Evet. Şimdi bu parayı Galatasaray biraz daha fazlasını Falcao'ya veriyor. Ha, o da ondan da faydalanamıyor ama hani
göndermeye çalışıyor. Sen de kullanamadığın bir oyuncuyu ya göndereceksin ya da indirim yaptıracaksın. Sosa peki gider mi? Çünkü ona da yine Estudiantes'ten teklif var diye okudum. Bence teknik heyet açısından söyleyeyim önce. Teknik heyet bir kere kalmasını istiyor, bu bir. İkincisi Jose Sosa'nın da bir yıl daha sözleşmesi var bu arada. Evet. Yani planı ona göre yapmıştı buraya gelirken, İstanbul'a gelirken. 2 yıl daha kalacağım. 2 yıl sonunda Arjantin'e gideceğim ve orada bırakacağım gibi bir planı vardı. Planda bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe'de kalmasını istiyorsa ben bir ayrılık beklemiyorum burada. Yalnız orada da mesela mevcut durum diyorum. İstersen onu bir anlatayım önce evet, kısaca. Lütfen. Şimdi her kulüp imzaladığı yapılandırma anlaşması dolayısıyla düzenli olarak her yıl maaş bütçesini düşürmek zorunda. Harcama bütçesini düşürmek zorunda. Burada Fenerbahçe'nin de bir %15-20 düşmesi lazım. Mesela 60'sa atıyorum 48'e, 60 değil gerçi 50 falan da. 50 ise mesela yani 40'a falan düşmesi lazım. Ya da 40'ın altına inmesi lazım gibi. Euro olarak tabii bunlar. Burada işte o yüzden Sosa'dan da bence bir indirim talebi olabilir. Maaş çünkü o da yüksek oyunculardan bir tanesi. Kısacası Sosa kalır. Bence kalır. Ama orta sahada şimdi Ozan Tufan'ın gitmesi ve Gustavo'nun gitme ihtimali üzerine bir isim gündemde. O da Okay Yokuşlu mu? Aynen, Okay Yokuşlu. Okay kiralanmıştı biliyorsun. Cagney ile aynı takımda oynadı. Bence milli takım, yani Premier Lig'e gitmesi milli takım için de çok iyi oldu. Performansı arttı. Son maçlarda da beğendim açıkçası. Ya fiziki olarak vesaire çok kaliteli bir oyuncu. Eğer bir kez daha kiralama durumu söz konusu olursa Türkiye olabilir. Ama bence hani Premier Lig veya bir Championship takımında da devam edebilir. Orada iyi bir forma şansı buldu, iyi süre buldu ve iyi de oynadı. O açıdan yani %50-50 diyebilirim o ihtimali. Okay Yokuşlu için. Ama gelirse de işte hem İrfan Can var yani milli takımda da çok süre geçirdiği arkadaşlar var. Fenerbahçe ciddi fayda sağlar yani. Bir de Cengiz Ünder ismi geçiyor. Evet. Bu isimler daha çok sık geçecek Volkan. Muhtemelen çok fazla konuşacağız ama yine de izleyicilerimiz ister diye bir üzerinden sağ, geçmek istiyorum. Bir sağ kanat, sol kanat oyuncusu aranıyor. Bunu söyleyebilirim. Yani hem Türk hem yabancı birçok isim dolaşıyor zaten. Cengiz de bunlardan bir tanesi ama şunu söyleyeyim. Cengiz maliyetli bir oyuncu. Leicester City muhtemelen oynadığı sistem dolayısıyla Leicester Cengiz'in opsiyonunu kullanmayacak. Zaten çok da fazla forma şansı bulamadı ama hem milli takım için önemini anlatmaya gerek yok hem de kalitesini anlatmaya gerek yok. Evet. Gerçekten mükemmel bir oyuncu. Hele Türkiye Ligi'nde yani bundan kaç yıl önce gencecik bir çocukken yaptıklarını hatırlıyoruz. Şimdi bir de tecrübelenmiş bir oyuncu olarak çok daha fazlasını katabilir. Olursa kiralık olur. Onu belirteyim. Geçen yıl Perotti transferi dolayısıyla Roma'yla ciddi bir şey var, iletişim var. Hani orayı Fenerbahçe, Cengiz de çözebilir. Bir taraf Cengiz, bir taraf Visca olursa mesela mükemmel olmaz mı? Evet, bir de Visca var tabii. Visca, ya, evet. Visca da o tabii Göksel Başkan'a bağlı biraz yani. Göksel Başkan... Sanırım Visca, Göksel Başkan'ı artık Başakşehir'de olmak istemediğini, yani ilk kez olmasa da yine iletmiş diyelim ama Göksel 27. Başkan... 27. kez. Göksel Başkan bu sefer... Tamam demiş herhalde. Fenerbahçe'ye gidiyor gibi duruyor bakalım. Yani çok fazla spekülasyon var o konuyla ilgili. Fenerbahçe'nin ben o transferi nasıl çözeceğini hala bilmiyorum. Yani kimi kaç paraya satacaksın ki Vizca'ya bir bonservis bedeli ödeyeceksin. Bu arada santrfor alacaksın. Bir stoper alacaksın. Kanat. Sağ bek, sol bek. Yani Gökhan muhtemelen bırakacak. Aynen. Öyle gözüküyor. Gökhan belki bir tane sol bek. Yani baktığında hani hiç transfer yapılmayacak diyoruz da yine 6-7 tane, en az 6-7 tane oyuncu alacak Fenerbahçe. Evet ama yani Fenerbahçe'nin bu sezonki yaptığı transferlere bakarak biz onu söylüyoruz. Bu yıla göre bakarsan. Aynen. Yoksa normal bir takıma göre evet fazla transfer 22, tabii yine. Ya 6 alsa işte %25'ini yapmış tabii, oluyor. Tabii aynen. %75 düşürmüş oluyor. Aynen öyle. Öyle o yüzden bakarsan. Öyle diyoruz. Ama dediğim gibi Edin Visca'da bu sezon yani bu yaz transferinde çok konuşulacak bir isim gibi duruyor. Ali Bey şunu söyledi. %70 takımımız hazır. Bence bu Fenerbahçe'nin geçen sezon en büyük kazancı. Neden? Bundan önceki 2 yılda hep yıkıp yeniden yaptı. Yıkıp yeniden yaptı. İlk kez gelecek sezona bir şeyler taşıyabiliyor Fenerbahçe. Peki hemen o zaman şunu da soracağım. Sezon sonunda kiralıklar dönecek. Onlarla ilgili bir çözüm var mı Fenerbahçe'de? Frey, Belçika'dan talepleri var. Almanya'dan talepleri var. Ben hani bonservis geliri elde edebilir mi Fenerbahçe zannetmiyorum ama Frey takım bulur. Hani Frey bir yük olmaz Fenerbahçe'ye. Zanka da aynı şekilde. Allah yarın Ocak ayında bitiyor sözleşmesi. Ama ona da kendi kulübü Zorya Luhansk ve Avrupa'dan da yine 3,5 milyon euroya varan tekliflerin olduğu konuşuluyor. Mihazayt zaten zorunlu satın alma. O artık
kullanılacak. Ademi. Deniz Türüç aynı şekilde Başakşehir'de kalacak. Hı hı. Deniz Türüç de artık yok. Kemal Ademi geri dönecek. Kemal Ademi de çok maaşı çok yüksek bir oyuncu değil. Hı. Onu söyleyeyim. Maaşta problem yok. Ve Türkiye'de de ben Kemal Ademi'ye takım bulunur yani. Hı. Kemal Ademi'nin çok sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Belli olmaz bu arada. Bir bakmışsın 3. santrafor olarak tutmuşlar kadroda. Hiç belli olmaz evet, yani. Doğru gerçi Karagümrük'te de çok fazla şans bulamadı. Ama çok da genç oyuncusu var Fenerbahçe'nin liglerde. Hı hı. Bu arada hiç konuşmuyoruz. Muhammed var Bolu'dan. Oğuz evet. Kağan var. İsmail var Adana Demirspor'la Süper Lig'i geçirdi. Yani çok orada oynamadı ama yani yeteneğini bildiğimiz oyuncu olarak söylüyorum. Başka da var. Birkaç tane daha var. Serhat var. Karagümrük'te zaman zaman 11 oynadı. İyi oyuncuları var. Kendi işte Arda'lar. 2 tane Arda var. Hani böyle alttan gelen bir jenerasyon da var. Bayağı kalabalık bir ekip. Bunun iyi tasnif edilmesi, iyi değerlendirilmesi lazım. Burada da işte hep aynı şeyi söylüyorum. Yani bu takımı tanıyan bir hoca. Ya Emre Belezoğlu belki bir yabancı teknik adamla birlikte belki hareket edebilir. Ya da belki bir akıl hocası olarak bir yardımcı bulunabilir. Hı hı. Yabancı olur, yerli olur fark etmez. Hani desteklenip Emre Belezoğlu'nun altı doldurulup hoca olarak böyle bir yolda izlenebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Volkan verdiğim bilgiler için. Fenerbahçe gündemi programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.